Biz ev hanımları olarak hepimizi kapsıyorum. Ama evet. Kışın, yani yazın da biz aynı şeyleri yiyoruz, kışın da aynı şeyleri yiyoruz. Ama kışın niye hep şişko oluyoruz, kilo oluyoruz? diye herkesin sorusu çoğunlukta niye diye soralım. Bir nevi beslenme alışkanlıklarımız değişiyor diyebilir miyiz? Fiziksel aktivite azalıyor aslında. Hareketsizlik. Yazın daha tiril tiril giyiniyoruz, daha fazla hareket ediyoruz, yürüyerek gidebiliyoruz iş yerine eğer ki kısa mesafe ise yüzebiliyoruz denizde. Kışın bu aktivitelerin hiçbiri olmadığı için arabayla evden işe, işten eve olduğu için kilo maalesef ki alıyoruz kış aylarında. Pakize Hanım hatta mı? Yani çok dikkat ediyorum. Hani ben kışın da çok dikkat eden bir insanım, yazın da çok dikkat eden bir insanım. Ama aynı şeylerde besleniyorum ama kışın hep kilolu oluyorum. Şimdi Pakize Hanım duyabiliyor musunuz bizi? Evet duyuyorum. Şimdi örnekleme olması adına, şimdi yazın da diyorsunuz, kışın da aynı besleniyorum. Mesela sebzeler güne nasıl başladınız oluyor. Bize bir anlatsanız ekrandaki izleyicilerimizle bunu aynısını mı yapıyor, doğru mu yanlış mı diye biz de burada konu uzmanı varken cevaplandırmış olalım. Kendinize nasıl bakıyorsunuz? Beslenme olarak ne öğünler atlanıyor mu, atlanmıyor mu? Neler tüketiyorsunuz? Neler tüketiliyor? Öğünlerimi pek atlamamaya çalışıyorum. Mesela sabahları kahvaltımı ederim, yumurtamı, peynirimi yerim. Öğlenlere ekmek kullanmıyorum, şeker kullanmıyorum. Ama kışın yine sanki bir daha böyle tombul, daha farklı. Ne bileyim kendimi daha bir şişko hissediyorum ama yazın öyle olmuyor. Acaba biraz kıyafetlerin de rolü olabilir mi? Tabii. İster istemez değil mi? Kalın kıyafetler giyiyoruz. Öğün atlamıyorum fakat ekmek hiç tüketmiyorum dedi. Bu da son derece yanlış. Ekmek mutlaka diyetimizde bulunması gerekiyor. Bir iki dilim de olsa bu kişiye göre tabii ki değişiyor. Fakat hiç ekmek tüketmemek de olmuyor. Biz mutlaka diyetlerimizde ekmeğe yer veriyoruz. Yediklerinizi kendinize yazın. Belki de daha da çok az yiyorsunuzdur. Çünkü kişi enerji ihtiyacından daha da az yiyecek tükettiğinde bu sefer de kilo veremiyor. O zaman ekmek var mutlaka. Ekmek var mutlaka diyetlerimizde. Siz yediklerinizi sabah, öğle, akşam ara öğün şeklinde yazın. O şekilde bir analiz edin. Belki bir diyetisyenden de yardım alabilirsiniz bu konuda. Ya sizi ben hep izliyorum. Hele siz çıkınca daha bir güzel fazla izliyorum. Teşekkür sizi ederim. Sizi kendime örnek alıyorum. Bir de sizi görüyorum, kendime bakıyorum, isyan ediyorum daha çok. Siz de olabilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil tabii. Küçücük tiyolar ve aslında şifreler. Kendimiz hepimizde küçük her evinde bulunabileceği değil mi? Beslenme. Tabii tabii minik adımlarla bile çaya kahveye şeker atıyorsak bunu kaldırmakla bile kilo vermeye başlayabiliriz mesela aslında. Mesela şekerli mi çayınızı içiyorsunuz? Çay sever misiniz? Efendim? Çay sever misiniz örnek? Çay? Evet. Çayı çok severim. Peki şeker atıyor musunuz? Şeker kullanmıyorum. Güzel. Biraz da fiziksel aktivitemizi arttıralım. İşte asansörle değil de merdiveni kullanalım. Evin içinde biraz daha hareketli olursak bence olacaktır. Pes etmeyin yeter ki. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.